Dördüncü bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzde yine bu uygulamamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlişkilendirme işlemi ve ilişkilendirmenin akabinde ise sorgu oluşturma işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Gelin bu dersimizde ilişkilendirme kısmına bir göz atalım. Projemizi açalım. Yapmış olduğumuz çalışmayı açalım. Yapmış olduğumuz çalışmada neler oluşturduk? Çalışan oluşturduk, firmayı oluşturduk, iller ve ilçeler oluşturduk, kargoyu oluşturduk, kategori oluşturduk, müşteri sipariş detayı ve ürün oluşturduk. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemlerin tam uyumlu olarak çalışabilmesi için bir ilişkilendirme yapmamız gerekiyor. Bu ilişkilendirmede yine iller, ilçeler bağımlı ve ürünlerle birlikte bütün tabloların birbirine bağlanması gerekiyor. Burada tabii alanımız biraz dar. Yani çözünürlüğümüz düşük olduğu için alanımız biraz dar olacak. O yüzden dikkatli dinlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biz 3 tane ilişkilendirme yapmıştık. Burada ilgili isterseniz bunları iptal edelim. Baştan bir ilişkilendirme yapalım. İlk defa bu kısmı kaçıran arkadaşlar varsa burayı bir silelim. Buradaki bütün ilişkileri siliyorum. Ve tekrar birazdan bütün ilişkilendirmeleri tekrardan yapmayı düşünüyorum. İlişkilendirme kısmında hepsini temizledim. Bu ilişkilendirmeleri tekrar bir daha yapacağım. Şuradan tablo göster diyerek bütün tabloları çalışan tab evet firma, ilçeler, iller, kargo, kategori, müşteri, sipariş detay ve ürün olarak bütün tabloları teker teker ekliyorum. Evet, buranın içerisinde illerimiz var. Şurayı birazcık daha kapatabiliriz. Yine ilçelerimiz var. Burayı biraz daraltalım. Kargomuz var. Kategorimiz var. Yine merkezinde siparişimiz olacak. Çünkü siparişimiz müşteriyle bağımlı. Yine il ve ilçelerimiz olacak. Çalışanlarımızın ID çalışan siparişle bağımlı. Burada çok sık kullanılanları bir araya toplamaya çalışıyorum. İllerimiz var. İlçelerimiz var. Kargomuz var. Kargomuz yine siparişle ilgili olacak. Ürünümüzü şuraya yukarıya alalım. Kategori ve ürünümüzü. Evet, şurada kategori ürünümüz ve firmamız. Şu bir arada. Şu da kargomuz burada olabilir. Şu şekilde bir ilişki ağı sergileyebiliriz. Evet, şöyle biraz daha sıkıştırdık. Kargomuz var burada. Kargomuzu da yine yana alabiliriz birazcık. Siparişin yakın yerine çalışanımız var. Evet, sipariş detayımız var. Sipariş detayı yan yana olması gerekiyor. Ürün kategoriyi şöyle koyabiliriz. Sipariş detayını şöyle koyabiliriz. Yine çalışanımızı da buraya şu şekilde koyabiliriz. Şuradan başlayalım. Gelin isterseniz iller ve ilçelerden başlayalım. Şuradaki ilimizi, buradaki ilçemizin üzerine. Bakın, buradaki anahtarlar sürekli olarak otomatik olan artan alanları temsil eder anahtarlar. Diğerleri ise bizim tanımlamış olduğumuz sayısal alanlar. Ve bir ilişki kuracağız bu tablolar arasında. Bu ilişki sayesinde veri tabanının tutarlılığını ortaya koymuş olacağız. Şöyle yapıyoruz. İsterseniz en tekil olanlardan başlayalım. Mesela ID kargo hangisinde var? Bu tablonun içerisinde siparişte var. Dolayısıyla ID kargonun üzerinde tıklayıp bu alanı mouse'umla basılı tutarak sipariş tablosu üzerindeki ID kargonun üzerine tam getirip bırakıyorum. Ve diyor ki burada tablo ve sorguda kargo tablosundaki ID kargo alanı ile sipariş tablosundaki ID kargo alanını birbirine bağlamak istiyorsunuz. Evet
ve diyorum ki bir bilgi tutarlılığına bunu zorla. Oluştur dediğim zaman otomatik olarak kargo ile sipariş arasında bir ilişki ağı zorlanmış oldu. Aynı şekilde ID sipariş ile ID sipariş arasında bir ilişki ağı, bilgi tutarlılığına zorla, ilişkili alanlar artarda güncelleştir ve ilişkili alan kayıtlar artarda sil diyorum ve oluşturuyorum. Aynı şekilde ürün içerisindeki ID ürün ile şuradaki ID ürünü birbirine bağlıyorum, bilgi tutarlılığına zorla ve her ikisini seçiyorum. Dolayısıyla burada şu ikisi bağlanmış oldu. Bakın şöyle belirliyorum. Sonra ID kategori ile ID kategoriyi şöyle bu şekilde bağlıyorum ve sadece bilgi tutarlılığına zorla diyorum. Burası çok önemli değil. Sonra ID firma ile ID üründeki ID firmayı bağlıyorum. Bunu da yaptım. Bakın şurada yapmadığım kalmadı. Ürüne bakıyorum. Üründe ID kategori yaptım. ID firma yaptım. Firmaya geldim. İl ve ilçe bakın. İli tuttum. Firmanın üzerine sürükleyip bıraktım. Bilgi tutarlılığına zorla dedim. Sadece bıraktım. İlçeyi aldım. İlçenin üzerine bıraktım. Bunu oluştur dedim. Firma da tamam. Sonra müşteriye geldim. Bakın ID müşteri. ID müşteride ID il ve ilçe var. Bakın. ID ili getirip ID ilin üzerine bıraktım. Bilgi tutarlılığına zorla dedim. ID ilçeyi aldım. Buraya getirdim. Bilgi tutarlılığına zorla deyip bir sonsuz ilişki oluşturdum. Sonra sipariş kısmına geldim. Sipariş kısmında ID müşteriyi ID müşterinin üzerine siparişteki ID müşterinin üzerine bıraktım. Bilgi tutarlılığına zorla dedim. ID çalışanı sipariş tablosundaki ID çalışanın üzerine bıraktım. Bilgi tutarlılığına zorla dedim ve oluşturdum. ID kargoyu burada oluşturmuştum. ID ili tuttum. Buraya oluşturdum. ID il dedim. Bilgi tutarlılığına zorladım. ID ilçeyi tuttum. ID ilçenin üzerine getirdim. Ve bilgi tutarlılığına zorla dedim. Böylece bir ilişki ağı ortaya koymuş olduk. Evet, şöyle bir görüntü vermeye çalışalım. Daha düzgün olabilecek mi acaba? Evet, şuradan yine burası ID çalışan kısmı birazcık daha daraltarak. Evet. Evet. Şu şekilde bir ilişki ağı kurmuş olduk. Bunu kaydediyoruz ve buradan bir tekrar kontrol edelim isterseniz. Firma içerisinde ilişki kurulmayan yok. İl ilçe arasında şu ilişkiye bakalım. Bilgi tutarlılığına zorlamayı unutmuşuz bakın. Bilgi tutarlılığına zorlamayı unutmuşuz. Hep bire sonsuz ilişki olması gerekiyor. Evet, hep bire sonsuz ilişki var. İl ilçe kategorini oluşturduk. Evet, burada kategoriyle bir ilişki oluşturduk. Sonra firma ile bir ilişki oluşturduk. Buradan her bir için müşteriyle oluşturduk, çalışan ile oluşturduk, kargo ile oluşturduk, il ilçe ile oluşturduk. Sipariş detay ile oluşturduk. Evet, bütün ilişkilerimiz tamamlanmış oldu. Kapat diyerek kaydetmesini istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. İlişki işlemlerini yapmış olduk, kaydetmiş olduk. Tekrar bakmak istersek veri tabanlı araçları içerisinde ilişkiler kısmından bütün bu ne yapabiliriz? İlişki detayını girip buradan çözümleme yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir evet bir sonraki bölümümüzde de yavaş yavaş form ve sorgu tasarımımıza geçebiliriz. Buradan bu ilişkimizi kapatalım ve bir sonraki bölümümüze geçelim arkadaşlar.